Trebolu 42 çay. Seçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Trebolu 42 Çay'ın sunduğu Fenerbahçe gündemini sizlere derleyip toparlayıp sunmaya gayret edeceğiz. Biliyorsunuz hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan'da, iftarda, sahurda çay çok önemli. İşte Trebolu çayı size tavsiye ediyorum diyerek başlamak istiyorum Fenerbahçe gündemine. Fenerbahçe dün gece ilk yarısını çok kötü oynadığı diyelim. Daha doğrusu öyle söyleyelim ama ikinci yarısını daha fazla domine ettiği bir maçı kazandı. Ve bir anlamda rahat bir nefes aldı. Başlıklarımız var. O başlıkları sizlerle paylaşayım. Bunların başında ligde Trabzonspor maçı öncesi iki kötü haber var Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye onu söyleyeceğiz ve önemli bir istatistiğe imza attığını da vurgulayacağız o istatistiği de paylaşacağız o da ligde Fenerbahçe'yi öne çıkaran olaylardan bir tanesi e, maçın hakemi Kadir Sağlam'la ilgili çarpıcı bir iddia var o iddiayı da sizlerle e, paylaşacağım. Ee, şöyle devam edelim isterseniz ee, Fenerbahçe neden bu maçın ilk 45 dakikasını kötü oynadı ikinci yarısını daha iyi oynadı ama çok zorlandı bunu da paylaşmaya çalışacağım Avrupalı takımlar yıldız oyuncu için iki hedef maç seçti o maçlara gelip son kararlarını verecek ve teklif yasını gönderecekler ve sportif direktörden e, önemli bir isimle ilgili transfer sözleri geldi kim bu isim onu da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi bu başlıkların altlarını dolduracağız. Tabi öncelikle Pendik maçına bakmamız gerekiyor. Pendik maçında neler oldu, neler yaşandı ondan sonra devam edelim. Şimdi Pendik maçında birkaç tane maddemiz var. O maddeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Maddelerimizin başında savunma kurgusunu yani İsmail Kartal yine başlarken savunma kurgusunu bana göre yanlış yaptı. Mert Müldür, Osay Samuel'in yerine tercih edildi. E, Osterbolde Serdar Aziz ikilisi yine tercihte e, böyle bir sıkıntı yaşandı ama yine ikinci 45'te biraz daha düzeldi her şey yani nedense böyle oluyor İlk 45 kötü başlıyor ikinci 45'te düzeliyor mesela düzelenlerden biri Mert'in yerine O'Shay girdi Osterbald'a e, çıktı onun yerine de Ciku girdi İki sarı kartlı oyuncuyu hem oyundan çıkartarak on e, eksik kalmayı önledi İsmail Kartal hem de e, o oyuncuların enerjisinden faydalanmaya çalıştı. Yine e, klasik söylüyoruz. E, Ceko'ya çok fazla sabrediyor, ama buna karşılık Batshuayi'yi oynatmamakta ısrar ediyor ki o Batshuayi Şua'yı 85'ten sonra baya bir puan kazandırdı Fenerbahçe'ye. Artık ilk 11'i hak ediyor, yani 11 başlaması gerektiğini düşünüyorum. Az önce söylediğim gibi ilk 45 dakikasında gerçekten çok boş geçen bir maç, ikinci 45 dakikada. Fenerbahçe tarafından domine edildi. İlk 45 dakikanın bu kadar olumsuz geçmesinde tabii maçın hakemi Kadir Sağlam'ın da etkisi oldu ve çok faul nedeniyle oyun durdu. 17 faul Pendik, 10 faul Fenerbahçe yaptı. Toplamda yani genel toplamdaysa 46 tane faul çalındı. Hemen hemen ilk 45 dakikada 49-50 saniyede bir oyunun durduğunu söyleyebiliriz. Bunu söyleyelim. 110 dakikalık maçta topun oyunda kalma süresi bir skandal sadece 47 dakika 110 dakika ki onun da uzatması vardı ve Kadir Sağlam 6 şar sarı kart 2 kırmızı kart bir de teknik direktörü 3 kırmızı kart gösterdi bunun sonunda Kadir Sağlam'ın sezon sonuna kadar görev almaması konusu gündeme geldi. Çünkü Süleyman Abay onunla ilgili raporu olumsuz olarak yazınca gözlemci. Kadir Sağlam sezonu kapattı diyebiliriz. Böyle bir iddia olduğunu söyleyelim. E, peki neyi, nelerde hata yapıyordu da bu durum geldi? Bir kere faul standartı yok, sarı kart standartı yok, çaldığı çalmadığı düdükler çok tartışıldı. O taraf bu taraf demiyorum. İki tarafta ama bir başka şey var ki onu artık eleştirmem gerekiyor. Yani e, ona sarı kart gösterdi buna göstermedi buna göstermesi lazım ona göstermemesi lazım gibi konuşmayacağım. Ama çok önemli olan bir konu Türk futbolunun selameti açısından bu yerde yatmalar, oyunun dışına düşüp sonra içeri gelip tedavi olmalar, kenardan sedye işareti yapıp bir dakika sonra oyunda kalmalar hiç cazip değil. Yani bu kimin başına gelirse gelsin bu çok kötü. Beşiktaş olsun, Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun, Trabzonspor olsun ki teknik direktörler zaman zaman bundan zaten şikayetçi olduklarında dile getiriyorlar. Onu da söyleyelim. Peki yine ilk 45 dakikanın o olumsuz havasındaki etkilerden bir tanesi de panik havası. Yani bir an önce acelecilik golü atalım ve defteri kapatalım. Tabii bu rakip takımın da oyunu uyutması sonucunda o bir an önce gol atma isteğiniz yerine gelmeyince de sıkıntı başlıyor. Yine e, dedik ya işte bazı değişiklikler bazı konularda İsmail Kartal'ın hataları var diye. Mesela Mert Hakan'ın oyundan çıkarılması bir hataydı. Ha oyun içerisinde yaptıkları hakemle konuşmaları, işte kenara geldiği sevinçleri onlar güzel mi? Kesinlikle güzel değil. Bunlar cezalandırılır mı? Cezalandırılır. O işin başka tarafı. Ama o, o golü atmışsınız. O kadar iyi oynarken e, çıkması bence yanlış. Siz de görüşünüzü yazabilirsiniz e, bu videonun altına. Mert Hakan'ın çıkması doğru muydu? Batşuay'ı oynamalı mı? Siz de yazın. Sizin görüşlerinizi de e, almaya çalışayım. Tabii ki en çok tartışılan konulardan biri İrfan Can Cengiz. Yani net bir şekilde fikrimi söyleyeyim. Şu andaki Cengiz İrfan Can'ın yüzde bile değil. Bakın şu andaki Cengiz diyorum. Onun için İrfan Can'ın hani e, mutlaka oynaması lazım. Çok abartılı da konuşmak istemiyorum. Ama e, ama bu noktada şunu da söylemek lazım. Gerçekten de Ceko'nun şu manada liderliğinden söz edelim ki maç sonundaki söylediği sözlerde utanç verici topun bu kadar oyunda kalması dedi ama devre arasında bu ekstra bilgiyi verelim. Esmiş, gürlemiş yani. Biz ne yapıyoruz? böyle saçmalık olur mu düzgün oynayalım çıkalım adam gibi savaş savaşalım türünden cümleleri takımı ateşlemek açısından önemli olmuş. Son olarak bu noktada bir de Livakovic'ten bahsetmek istiyorum. Gerçekten de yani şu ana kadar bir Gaziantep maçı hatırlıyorum. 90. dakikada işte, maç biterken bir top çıkartmıştı. Ve şu ana kadar bence Altay'dan hiçbir bir önemli artısı yok. Onu özellikle söyleyeyim. Hatta ben tahmin ediyorum ki birçok Fenerbahçe taraftarı biz galiba Altay Bayındır'a haksızlık yaptık diyorlardır. Bunun da yorumunu aşağıya yazabilirsiniz. İzledikten sonra onu da okumaya çalışırım ve paylaşmaya çalışırım diyebilirim. Ve şöyle devam etmek istiyorum. Tabii ki buradan Trabzonspor maçına geçmemiz lazım. Çünkü Trabzonspor maçı öncesi hatta iki dedim ama belki daha fazla da olabilir ama öncelikle biz bu iki büyük tehlikeden bahsedelim. Bunlardan bir tanesi Çağlar Söyüncü. Çağlar Söyüncü 3 hafta olmayacak bilgisi geldi. Tam da Çağlar takıma oturmuş, Ciku'yla ile müthiş bir ikili olmuşken bu arada Bekao'nun da olmadığı bir ortamda gerçekten de stoper bölgesinde sıkıntı oluşacaktır bir bunu söyleyelim. Bir ikincisi de şunu vurgulamamız lazım. Sarı kart sınırındaki oyuncu sayısı Trabzonspor maçı öncesi tam 9'a yükseldi. Tadic, Cengiz Ünder, Batshuayi, Şimanski, Bekao, Osay Samuel, Ceko, Mert Müldür, Ferdi eğer bunlar Trabzonspor maçında sarı kart görürlerse Adana Demirspor maçında e, görev alamayacaklar. Bu da gerçekten önemli bir nokta olduğunu söyleyebiliriz. E, bir üzücü haber vardı. Onu paylaşmak isterim e, öncelikle. E, ki ben de gayet iyi tanırdım. E, o dönemlerini de gayet iyi biliyorum. Tahsin Kaya e, 87 yaşında veda etti. E, hayata e, 103 golli şampiyonluğun başkanıydı. Onu öyle hatırlar futbol severler diye söyleyelim. Ee, ve devam edelim ee, Saint Julio ile ilgili tabi Perşembe günü Saint Julio maçı var ee, Fenerbahçe yenilgisi sonrası dolu dizgin giden Saint da Gent'le bir bir berabere kaldı yani orada da e, bir e, sendeleme yaşadığını söyleyebiliriz. Evet e, Ali Koç çarşamba günü bir basın toplantısı yaparak genel olarak bu durumu herhalde hakemlerle ilgili durumu değerlendirecek. Bunu söyleyebiliriz ve iki de önemli transfer gelişmesi var. Bunlardan da bahsederek cümlelerimizi tamamlayalım. Dedik ki Avrupalı takımlar yıldız oyuncu için neredeyse birbirleriyle kapışma noktasına geldiler. Yani bu tabii futbolda kullanılan bir deyim. Yani hepsinin istediği 2-3 takımın rekabete girdiği bir ortamdan bahsediyoruz. Konumuz İsmail Yüksek. E, biliyorsunuz e, Xabi Alonso kendisini Bayer Leverkusen beğendiğini ve e, alınmasını istediğini söylemiştik. Roma ve Tottenham keza aynı şekilde devrede. Hemen şunu da söyleyelim. E, Tottenham scoutları iki maçı hedef seçtiler. Bunlardan bir tanesi Saint Julia ile 14'ünde oynanacak olan karşılaşma. İkincisi de Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçı. Bu iki maçı hedef seçerek bu maçları Tottenham scoutları izleyecek ve karar verecek. Ve son haberimizi de şöyle verelim. İsmail Yüksekten bahsettikten sonra bir oyuncu bir yerli oyuncudan daha bahsetmemiz gerekiyor. Can Uzun o da e, Nürnberg sportif direktörü e, şöyle bakalım adını e, Dieter Hecking. Dieter Hecking e, açıklama yapıyor. Bizim onu tutma şansımız yok diyor ve Türkiye'den talipleri var diyor. Türkiye'den talipleri de sezon başında olduğu gibi e, taliplerinden biri Fenerbahçe. Fenerbahçe bu konuda harekete geçtiği bilgisini aldık. E, haber Sport 1'e e, yayınlanmış, Sport 1'de yayınlanmış bir haber. 24 maç 16 gol 3 asistle oynamış, 2027'ye kadar sözleşmesi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. 10 numara oynuyor ve 8 milyon euroluk da bir güncel piyasa değeri olduğundan bahsedelim ki bu güncel piyasa değeri bir istatistik söylemiştim. O da çarpıcı. Onunla da bitirelim. 2023-24'te ceza sahası dışından en fazla şut çekerek gol bulan takım Fenerbahçe olmuş. Fenerbahçe 11 tane gol bulmuş. İkisi Pendik maçında. Peki ikinci sırada kim var? Öyle tahmin ettiğiniz gibi Beşiktaş Galatasaray Trabzonspor değil. İkinci sırada da Kasımpaşa takımı var. orada da Aytaç Karanın etkisi var. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.